Halil Bey şu anda burada. Alalım mı? Ona beraber konuşalım. Halil Bey gelir misiniz lütfen? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Sağ olun. Bayramınız kutlu olsun bu arada. Teşekkür ederim. Sizin de. Sağ olun. Tekrar bir araya geldiğiniz için sizi yan yana alabilirim. Evet. Kaç aydır berabersiniz tekrar? 3 ay falan oldu Didem Hanım. 3 ay oldu. Evet. Sizinle beraber tekrar siz cezaevinden yeni mi çıktınız? Evet. Cezaevinden çıkıp Fatoş Hanım'a bir araya gelince Ahmet kemiksizi o zaman mı hayatından çıkardın Fatoş? Halil Bey gelince cezaevinden çıkınca mı Ahmet Kemiksiz'i seni dolandıran eski arkadaşınla beraber olan Ahmet Kemiksiz'den tam olarak ne zaman ayrıldın? Ahmet Kemiksiz'le de yani pek öyle pek diyaloğum yoktu. Ha, bende geldi kaldı, birkaç zaman bende kaldı. Ondan sonra bu cezaevine girdikten sonra tabii onun yokluğundan faydalandı. Ondan sonra geldi bende birkaç zaman kaldı. Birkaç kez kaldı. Ama kaldı. Onunla yani tamam parayı kaptırdım ama o kadar çok da büyük bir şey yaşamadım diyorsun, öyle mi? Yok ablacığım, ben zaten 3 ay boyunca onunla diyaloğum çok güzel gitti. Dün de anlattım size. Ondan sonra bu araya kara kedi girerken ondan sonra benim hiçbir şeyden haberim yok. 9 ay boyunca beraberlerdi. Benim sonra Allah Allah WhatsApp'a giriyorum, bakıyorum o da WhatsApp'ta, o da var. Ben çıkıyorum 5 dakika sonra Kudret gene giriyor, o da giriyor. Artık yani kuşkulanmaya başladım onlar. Sonra da bu fotoğraf ortaya çıktı. Yani senin en yakın arkadaşın Kudret'le. Benim telefonlarımdan 4 tane hat aldırdı bana. Benim hatlarımdan o arkadaşlarımı aramış, olumsuz kelimeler söylemiş onlara. Ondan sonra Akbil otobüs kartı var ya, bakıyorsun. Evet. Akbil çekmiş 150. Şimdi ama belki her şeyde bir hayır vardı. Tam paran gitmiş, ihanete uğramışsın ama tekrar eski sevgilinle de bir araya gelmişsin. Yok, benim eşim çok iyi, Allah var yani, kendi burada söylemiyorum. Eşim dediğin şu anda bir nikah yok aranızda değil mi? Yok, imam nikahı da düştü, yapacağız ama inşallah. Ha. Ondan sonra biz şimdi Didem abla. Ya sadece dini nikah kıyılması da acayip şeyim yani, sinirleniyorum çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Bak 19 Mayıs günü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuralları var. Medeni hukukumuz var. Olacak. Yani kıyacaksan yani medeni nikah kıy yani. Dini nikahı istersen kıy. Cezaları bittikten sonra kıyabilirim abla. Neden? Cezaları bittikten çünkü sonra. Çünkü herkes de kadınlar ya da erkekler. Ben bu programda onu gördüm. Dini nikahın arkasında saklanıyorlar sadece. Yani yok, bunu kadınlar da yapıyor, erkekler de yapıyor. Yani. Evet, aynen. Şimdi yapıyorlar. Neyse. Halil Bey, sizin ilişkiniz nasıl başladı? Ben onu da çok merak ediyorum. 5 sene önce başladı Didem Hanım. 5 sene önce. İlhan Aksaray, Fatoş'un işte kızının babası. Evet, İlhan Çevrim. Evet, İlhan Bey. Pardon, Aksaray'da han odalarında kalıyor. Evet. İlhan Çevrim. Siz İlhan Bey'i tanır mıydınız, kocasını? Birkaç kere gördüm. Arkadaşlarınız kendisi, var mı? Hayır. Kendisi hastaydı zaten. Hastaydı. İlhan Bey işte Aksaray'da han odalarında kalıyormuş. Evet. Evinde kalmıyormuş. Evet. En son huzur evinde galiba hayatını kaybetmiş. Evet, peki evliyken mi ilişkiniz başladı sizin? Hayır. İyilikken başlamadı. Hayır. Fatoş, evliyken mi başladı ilişkiniz? Evliyken ilişkimiz başlamadı. Zaten ben kızımın babasıyla 13-14 seneden beri ben ayrı yaşıyordum. Neden diyeceksin ayrı yaşıyordun? Benim eşim alkolikti. Artık bıkmıştım dayağından, ızdırabından, sıkıldım. Artık en sonunda bırakmak zorunda kaldım. Özge'yle görüşüyor musun? Kızınla görüşüyor musun? Kızımla görüşüyorum tabii. Görüşüyor musun? Tabii.